Aynanın içinde mesela şu tavandaki ışık ne yapar? Yansır değil mi? Aynanın içindeki ışığın devamlı olabilmesi için tavandaki ışığın devamlı yanlı, yan, yan, yanlış yansır. olması lazım. Evet. Tavandaki ışık sönerse ne olur? Aynada söner. Aynanın içindeki ışık da söner. Aynanın ışığında ışık neye bağlıdır? Tavandaki ışığa bağlıdır. Mesele bu yani. yani. Yani şimdi aynadaki ışık bekaya müteveccihtir. Ona bakıyor. Yönü ona yönelmiş. Ve onun cilvesine masar. Yani onun için o baki kalıyor. Aynayı biz baki zannediyoruz o zaman. Bekaya sahibi be, değil. Bekaya sahibi değil. Beka sahibi değil. Fani. Aynanın içindeki ışık yukarıdaki ışığın varlığına bağlı. Evet. Ona yüzü bakıyor. İrtibat kesilse o da yok olur gider yani. Kainatın varlığı da öyledir. Aynanın içindeki ışık gibidir. Kainatta bir hayat var. Kainatta bir güzellik var. Kainatta hikmet var. Kainatta mevcut var. Var olan her şey var. Ee, Allah'ın baki ismin, ismiyle bunlar varlığı devam ediyor. Allah'ın varlığında, onun hayatından kesilse, kayyumiyetinden, varlığından kesilse e, bu sefer kainat yok olur gider. Ne hayat kalır ne varlığı kalır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Herhalde iyi anlaşıldı. Evet, evet. Bekaya Bekaym olan şey bekanın cilvesine mazhar olur cilvesine. Onun için beka ahirette bütün manasıyla tahakkuk eder ve varlıkların bekaları ebediyete kadar devam eder. Yani ahirette hani ebedi saadet var. Varlığımız devam edecek. Orada artık ölüm yok. İşte efendim geçicilik yok. İşte hani geçici derken bulaşıcı anlamında söylemiyorum. Geçici yani e, ber karar değil yani. Kalıcılık var orada, kalıcı yani ayrılık her şey. Bu neyle oluyor? Allah'ın beka isminin tecellisi. Baki isminin tecellisiyle oluyor. Allah baki ki o da baki. O beka verdiği için e, baki kalıyor. Yani onun varlığına devam veriyor. Onun için devamlı oluyor varlığı.